Selamun aleyküm örgü severler. Örgüyle Terapi kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün de size yelek modelini patiye uyarladım. Çok şık, çok güzel bir model oldu. İki tane renkten ördüm. Birer tarafını ördüm. Şimdi size bu modelimi anlatmaya çalışacağım. Şöyle alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Kanalıma ücretsiz abone olur, destek olursanız çok memnun olurum. Şöyle biraz ip ileriden başlıyorum. Bir. Şuraya 8 zincir çekeceğim. 2. Şöyle çekiyorum zincirimi. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Şöyle zincirimi çektim. Şuraya 2 zincir çekiyorum. Aynı deliğin içine batıyorum. Bir zincir çektim. Bir daha batıyorum. Kenarlardan artırma yapacağım. Şimdi ilerliyorum. Geri dönmüyorum. Şöyle zincirime geri dönmüyorum. İlerisine örüyorum. Şöyle trabzanla zincirlerimin içine her birine birer trabzan yapıyorum. İpim patik ipi. Tığım 6 numara. Şu köşeye gelince köşeye batıyorum. Bir daha batıyorum. Şu ipim de içinde kaybolsun diye götürüyorum. Bir zincir çekiyorum. İki tane daha batıyorum. Aynı deliğin içine 4 defa batıyorum. Şöyle köşeye 4 tane battım. İlerliyorum. Dolanıyorum. Şöyle her deliğime birer trabzan örüyorum. İpim koyu renk denk geldi. Anlaşıldı inşallah. Şu köşeye geldim. Şu köşedeki tam ortadaki deliğin içine 2 defa batıyorum. Bir zincir çekiyorum. 2 tane daha batıyorum. Şöyle ilerliyorum. 4 defa da buraya battım. Şöyle şu önümdeki deliğe batıyorum. Şu kenarlardan her deliğime 4'er batarak şöyle 2, 4, 6, 7. 7 sıra dolanacağım. Çektiğim zincirin içine geliyorum. Şuraya batıyorum. Çektiğim zincirin içine geliyorum. İki tane batıyorum. Bir zincir çekip iki tane daha batıyorum. Şöyle devam ediyorum. Bu kenarlardan böyle ikişer ikişer artıra artıra 7 sıra örüyorum. Sayıyorum. Toplamı 50 ilmeğe trabzana çıkarıyorum. 50 trabzan oluyor. Ondan sonra süsü koyacağım. Ben 7 sıra dolanıp geleyim. Evet hanımlar. Şöyle 7 sıra ördüm. İki tarafı da 7 sıra. Şimdi şuradan modelime geçiş yapacağım. Şöyle ipimi
İstediğim bir rengi alıyorum. Şu kırmızıyı burada bırakıyorum. Üstüne doladım. Önündeki deliğime. Şöyle toplamı da 50 trabzan olacak. Şuradan sayıyorum, dolanıyorum. Siz belli de koyabilirsiniz. Son iki sırasını 3'e indirip 3 artırarak devam ettim. Ya 50 olmaz, 51 olur mesela. 52 olur. Ya da 49 olur. O kadar çok önemli değil. Tam sayı. Şöyle. Konuşacağım diye unuttum. Aynı deliğime 2 tane beyaz batıyorum. Üçüncü deliğime batıyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 delik atlıyorum. Üçüncüsüne batıyorum. Bir aynı deliğe 2 batıyorum. Üçüncü deliğime batıyorum. İki zincir çekip 2 delik atlayıp üçüncüye batıyorum. Aynı deliğe 3 batmadım. Delik şu aralar çok açılmasın diye. Şöyle 2 delik atlayıp üçüncüye 2 tane. Üçüncü trabzanımı da üçüncü deliğe batıyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 delik atlayıp aynı deliği 2 batıyorum. Birini de üçüncü deliğime batıyorum. Bu şekilde dolanıp geleyim. Şöyle şu beyaz üçlemem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane olacak. Şu arada 2 delik atlıyorum. Burada tam sayım yeterli gelmedi. Üçünü de aynı deliğe batıyorum. Şöyle. Yani size demek istediğim, sayınız tam denk gelmezse sökmenize gerek yok. Bir çaresini bulmamız lazım. Şuraya batıyorum beyazımı. Şöyle kaydırma tekniğiyle. Şöyle geçirdim. Şimdi kırmızı rengime geçiyorum. Şuraya şu ortadakinin şu deliğe değil arasına batıyorum. Şöyle alıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip şu batmamız delik gereken deliğe değil şuraya batıyorum. Şurada şu içine giren model çıkıntı oluşuyor. Şura. Bundan benim süveterde öresim geldi. İnce ipten. Kollu veya bluz, kollu kazak da olur, yelek de olur. Hoşuma gitti model. 1, 2 zincir çekiyorum. Ben sıkı olsun diye şu araya 2 çektim zincirimi. Şuraya batıyorum. Şu beyazın, trabzanın 1, 2, 3. Şuraya 3 çekiyorum. Şu trabzanın şöyle batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Trabzanımın arasına batıyorum. Şuraya 3 çekiyorum zincirimi. 1, 2. Şuraya batıyorum. Bazen ipin arasına, katına gitti. İki zincir. Bunu bu şekilde dolanıp bir daha göstereyim. Şimdi şöyle sona geldim. Şuraya batıyorum. 1, 2, 3. Şuraya 2 zincir çekiyorum. Şu kırmızımı da birleştiriyorum. Şöyle kaydırma tekniğiyle beyaz ipime geçiyorum.
Şimdi şurada bir püf noktası var. Geçişimizde ileriye gitsem şuraya kalacak. Şöyle bir zincir çekiyorum. Şöyle ipimden çıkardım. Şu aradan girdim. Böyle hiç bellisi olmadı geçişin. Şöyle ördüm. Bir zincir çektim. Şuraya bir trabzan örmüş gibi oldum. İkisini bir öreceğim. Şöyle. Beyazla kırmızı. O aradaki kırmızıyı kaybediyoruz. Bura geçiş yerim. Şöyle. Bakın hiç geçişimde bir belirlisi yok. İki zincir çekiyorum. Üstüne doluyorum. Şu kırmızıyla beyaz zincirimin ikisini bir içine trabzan örüyorum. Oradaki kırmızı kayboluyor. Zincir. Şu kırmızı var, nokta nokta oluyor. İki zincir çektim. Şuraya. Şöyle üç tane örüyorum. İki zincir çekiyorum. Şöyle. Şimdi şuraya geleyim, bir daha göstereyim. Şimdi dolanıp geldim. Yine iki zincir çekiyorum. Şuraya batıyorum. Şöyle. Öyle batsak da olur. Şöyle kaydırma tekniğiyle batsak daha güzel olur. Şimdi kırmızıya geçiyorum. Şöyle kırmızıyı ipime, halkama geçiriyorum. Şuraya batıyorum. Şöyle. 1, 2, 3. 3 zincir çekip şuraya batıyorum. 1, 2. Şimdi şu trabzanın arasına şöyle 1, 2, 3. Şuraya batıyorum. Bir, iki. Şöyle dolanıp geleyim. Yine aynısını yapacağım ama bir daha göstereyim. Şöyle yine geldim. Şurada iki zincir çekiyorum. Şuraya batıyorum. Şöyle. Şimdi beyazıma geçiyorum. Şimdi şuraya ipim geri geri kayıyor. Şurada bu halkaya geçirince bir zincir çekiyorum. Şuraya kasılmasın diye şöyle şuradan geçiyorum. Şöyle örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Önüne iki tane trabzan örüyorum. Şöyle. 1, 2. Şimdi buradan devam ediyorum. Şöyle devam ediyorum. Patiğim şöyle. Devamını şu beyazdan sayarsak 1, 2, 3, 4. Şu kadar örüp ondan sonra da taban öreceğim, onu göstereceğim.
Evet hanımlar, modelimi bu kadar ördüm, ön kısmını. Şimdi modelim biraz kaydı. Modeli geri geri aldığım için biraz şimdi şöyle yapacağız. Kırmızıyla devam etmek istiyorum ben. İki zincir çektim şuraya. İpimi bağladım. Şimdi kırmızıya geçeceğim. Şimdi kırmızı da geride kalmış. Biraz şunla devam edeyim. Şöyle kırmızıya yaklaştırayım. Şuradan kırmızıya geçtim. Şöyle. Şöyle kırmızıyla sık iğneyle devam ediyorum. Şimdi anlatacağım. Hepsinin üstüne birer batıyorum. Şimdi şöyle trabzanla şu patiğim daha düzgün durması için şu yanlardaki artırma yerlerini yanlara getiriyorum. Şöyle şuraya kadar öreceğim. Taban öreceğiz şimdi. Zincirlerin içine birer, öbürlerine de hepsinin üstüne batarak şöyle tam şurayı yanlara getirdim. Şuraya kadar da ördüm. Şimdi şurada 3 tane beyaz şeyimiz kalacak. Trabzanımız. Şuradan geri döneceğim. Hatta şuraya bir tane daha ördüm şöyle. Şuradan iki zincir çekip trabzanla geri dönüyorum. Şöyle her deliğime batarak burada saymam lazım ama 40 ilmek galiba tabanda. Ben onu sayayım. Şöyle aralara bir, şuraya da batalım. Burada boşluk oluşmasın. Şimdi şöyle yapınca şurada 3 tane kalacak. Şuraya kadar geleceğim. Şu ipimi kesiyorum. Şu içine de sabitlerim. Şöyle taban. Şu altı 42 ilmek oldu. Şöyle iki zincir çekip geri dönüyorum. Tam dibine batıyorum zincirin. Eksiltme ara sıra sayın. Eksiltme artırma yapmayalım tabandan. Düz gitsin. Şimdi şöyle döne döne tabanı örüyoruz. Ben daha önceki patiğimde ördüğüm yeri bitirmedim. Kolaylık olsun diye.
Şöyle kaç sıra ördüm? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bazen elimizden dolayı, ayağımızdan, numaramızdan, ökçe tabanımıza ölçelim. Tabana kadar gelelim. Ben tam ortaya geldim. Şimdi ortayı göstereceğim size, şurayı. Şöyle. Şu ipim de bitmişti. İpi de nasıl eklediğimi göstereyim. İpimi düğülemiyorum ben. Şöyle halkaya geçiriyorum. Üstüne doladım. İkisini de içine alıyorum. Şöyle örüyorum, sıkıştırayım. Şimdi şöyle ortalıyorum ben. 40 ilmekten 16 bir tarafta, 16 bu tarafta, 32, 8 ortada. Şöyle. Şöyle ortalıyorum. Sekiz. Şöyle bir de ölçeyim. Şu tarafını az koymuşum. Arkadaşlar şuradan biraz az azaltmam gerekiyor. Dört, beş, altı, yedi, sekiz. Şöyle bir ölçeyim. Dokuz. Şöyle ikisi bir olsun, tamam. Şöyle ortayı iki zincir çektim. Bir delik ilerisinden batıyorum. Trabzan örüyorum. Bir bir eksilte eksilte ökçe kısmını örüyorum. İki zincir çektim. Şöyle bir ileriden örüyorum. Şöyle örüp geleyim. Şöyle azalta azalta ördüm. Ölçtüm. Şimdi sonunda 3 kaldı. Şöyle şuradan ekliyorum. Şöyle sık iğneyle. Şöyle şunu da şuradan ekliyorum. Bunu kesiyorum. Şunu şuraya dikeceğim. Şöyle. Şuraya dikeceğim. Ökçe şöyle olacak. Şimdi ağzını siyahla öreceğim. Şuradan başlayalım.
Şöyle şu ipimizi içinde götürerek şöyle uygun bir sıklıkta ağzını dolanıyoruz. Şöyle ağzını şöyle dolanıyorum. Bir dolanın, ayağınıza giyin. Eğer genişse birkaç yerinden eksiltme yapabilirsiniz. Geniş değil, iyi ise kaç sıra isterseniz. Şöyle ağzını ben 4 sıra dolanmışım. Bunu 3 sıra dolandım. Şöyle siz istediğiniz kadar ağzını dolanabilirsiniz. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Şuraya da dikeceğim ben. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımda çok video var. Abone olur, destek olursanız memnun olurum. Görsellerini de Instagram'da Örgüyle Terapi kanalımda paylaşıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.